Dostlar bugün gelmiş geçmiş en kötü görsel efekt sahnelerini konuşacağız. Açıkçası filmlerde kötü görsel efekt sahnesi bulmak çok kolay bir şey. Sonuçta iyi bir görsel efekt sahnesi izlememiz için hem para hem zaman hem de yetenek gerekiyor. Maalesef bu üçünün bir arada bulunması nadir rastlanan bir durum. Video ya da bütçesi aşırı düşük olduğu için kötü görsel efektlere sahip olan filmlerle başlıyoruz. İlk göstermek istediğim efektler Uganda'da Macaulay filmlerinden. Bu filmlerin görsel efekte sahip olduğunu söylemek çok zor. Baksanıza Adamın helikopteri 3 boyutlu bile değil. Patlamalar da sanki bilerek kötü yapılmış gibi duruyor. Günümüzde birçok telefonda bundan çok daha iyi görsel efekt yapan uygulamalar var. Burada da internetteki bir Spider-Man animasyon görüntüsünü alıp şak diye yapıştırmışlar. Burada ne yapmışlar artık onu ben de bilmiyorum. Görüntülere bakıp dalga geçmek aşırı kolay olurdu ama görüntülerin arkasında bir hikaye var. İzlediğiniz görsel efekt sahneleri hiçbir imkanı olmayan Ugandalı sinema severlerin kurduğu ve adını Wakalewood verdikleri sinema topluluğunun sahneleri ve bu top topluluğun esas amacı olabildiğince film çekip bu süreçten zevk almak. Bir daha film yazmak veya çekmek isteyip bu isteği unuttuğunuzda bu arkadaşları aklınıza getirebilirsiniz. Konuşmak istediğim ikinci sahne Birdemic filminden. 2010 yılında çıkan bu film Hitchcock'un Kuşlar filminden ilham alsa da dünyanın en kötü filmlerinden biri. İlham aldığımız şeyden çok ortaya çıkan şey önemli ve burada ortaya çıkan şey bok gibi. Zaten buna görsel efekt demek, görsel efekt sanatçılarına büyük ayıp olur. Bu daha çok anaokullarındaki bir şeyi kesip başka bir yere yapıştırma egzersizlerine benzemiş. 10 bin dolar bütçeli Bardemik, vizyona girdikten sonra dünyanın en kötü filmlerinden biri olduğu için çok popüler oldu ve ikinci filmi çekildi. Bu da ancak Amerika'da olur. İyi kötü bakmadan, sırf popüler diye filmin ikincisini çektiler. Tabi para açısından bakarsak bu çok mantıklı bir karar ve Amerikalılar da genelde bu açıdan bakmaya çalışıyorlar. Üçüncü konuşacağımız şey, Atiye'nin sezon sonundan bir sahne. Atiye çok değişik bir diziydi. İlk sezonda diziyi belki devamı güzel olur diye bağrımıza bastık ama ilerleyen sezonlar gerçekten inanılmaz kötüydü. Ben ikinci sezonu izlerken anksiyete krizleri geçirdiğim için dizinin final sezonu olan 3'ü izlemedim. Konuşacağım sahneyi bana sevgili takipçilerim gönderdi ve bence bu sahne çok ilgi çekici. Dizinin final bölümünde Atiye yine komik bir ses tonuyla aşırı yüzeysel bir hayat dersi konuşması yapıp ruhlardan ve pozitif olmaktan bahsediyor. Tadını

her bir anda, bütün zamanı ancak böyle yaparsan anlarsın. Bu sırada dostumuza bir yaprağın uzandığını görüyoruz. Ancak bu sahnede bir sıkıntı var. Çünkü yaprağı misina gibi bir şeyle bağlamışlar ve misinaya düğüm atılan yerler bile gözüküyor. Bunun iki açıklaması olabilir. Bu açıklama, bu sahnede Atiye'ye yaprağı veren şeyin bir örümcek ağı olması. Ancak durum böyleyse bu çok kötü bir karar. Bu ekrandaki şeyin örümcek ağı olmadığı, plastik bir ip olduğu çok belli oluyor. Zaten seyirciler ilk bakışta bunun ne olduğunu anlamıyor veya ne olduğunu anlamak için bir tahminde bulunuyorsa burada bir hata olduğunu kabul edebiliriz. Sonuçta burada çekilen şey bir Netflix dizisi, bir öğrenci filmi değil. Dizi çekilirken buradaki ip bir örümcek ağı olarak düşünüldüyse bu hatadan çok rahat dönebilirlerdi. Görsel efekt ekibinin Misina'yı silip onun yerine daha gerçekçi bir örümcek ağı yapması oldukça kolay olurdu. İkinci açıklama ise, set ekibinin bu ipin gözükmeyeceğini düşünmüş olması olabilir. Yani ekip Misina'yı bilerek orada bırakmış. Bu bana çok olası gelmiyor çünkü bu ip gerçekten deli gibi ben buradayım diye bağırıyor. Eğer bunun gözükmemesini isteseler yine ipi rahatça silebilirlerdi. Yani her türlü ekranda izlediğimiz görüntünün mantıklı bir açıklaması yok. Dostlar bu tam bir görsel efekt hatası değil ama beni inanılmaz rahatsız ettiği için konuyu sizlerle paylaşmak istedim. İsterseniz Atiye demişken Hakan Muhafız'daki o yumruk sahnesine de bir değinelim. Açıkçası ben bir şeyi izlerken görsel efektlerden çok hikayeye önem veriyorum. Ancak Hakan Muhafız'daki yumruk sahnesi izleyici Hikayeden çıkaracak bir sahneydi ve Türkiye'de kaliteli görsel efekt sahneleri çekilebiliyorken bu sahnenin ilk Netflix dizisinde olmasının gerçekten hiçbir açıklaması yok. Baksanıza şu neredeyse sıfır bütçeyle çekilen Türk Harry Potter hayran filmi böyle görsel efektlere sahip olabiliyor. Tabii bu bir keresinde bir Türk kanalında görsel efekt sahnesinin ham haliyle televizyona konulduğu gerçeğiyle yarışamaz. Hatta Leyla ile Mecnun'da o sıralar çıkan bölümde bu durumla dalga geçilmişti. Yeşilleri de giymişler böyle. Allah Allah. Şimdi konuşmak istediğim 6. şey olan Wolverine filmine geçiyoruz. Wolverine'in parmağından çıkan pençeleri yapmak çok kolay bir şey. Parmaklarınızın arasına çatal benzeri bir şey soktuğunuzda o an düşük bütçeli Wolverine olmuş oluyorsunuz. Zaten çoğu X-Men filminde de Hugh Jackman bu tarz gerçek pençeler kullanıyordu. Ancak çok iyi olmayan X-Men Origins filminde dostumuzun pençelerini görsel efekt yapmaya karar verdiler. Açıkçası bu pençeler Vakaliwood görsel efektlerinden sadece bir tık iyi duruyor. Pençeler aşırı ince olduğu için Hugh Jackman'ın tam olarak neye baktığını anlayamıyoruz. Konuşmak istediğim bir diğer şey de dünyanın en kötü filmlerinden 1997'de çıkan Mortal Kombat. 1997'de görsel efektler çok gelişmemiş olduğu için bu PlayStation 2 kalitesindeki görsel efekte laf etmek biraz ayıp olur. Ancak keşke bu sahneleri görsel efektle çekmeselermiş. İnsanlar canavar kostümü giyip dövüşse çok daha iyi olurmuş. Listemizin son sırasında büyük ihtimalle tahmin ettiğiniz o film var. Mummy Returns'deki The Rock sahnesi. 100 milyon dolar bütçeli bu filmin genel olarak görsel efektleri aşırı kötü değildi. Ancak Drak'ın canlandırdığı, gerçi canlandırmadığı da denilebilir çünkü bu sahnede adam oyunculuk yapmamış. Bu sahne tamamen görsel efekt ve bu artık PlayStation 2 kalitesi bile değil. Bu bir rezillik. Her şeyi görsel efektle çözemezsiniz dostlarım. 2012'de çıkan Amazing Spider-Man filminde de bu sahnedeki her şey görsel efektti. Allah'tan teknoloji gelişti de görsel efekt sahneleri de genel olarak daha iyi bir hale geldi. tabi günümüzde bile çok kötü görsel efekt sahneleri izleyebiliyoruz. durumun neden böyle olduğunu öğrenmek için şu videoya bakabilirsiniz. Hoşçakalın.